bakalım kartı birlikte bir inceleyelim. Ben 3 maç attım ama çok da anlamadım açıkçası kartı. O yüzden şimdi MO olarak ve sol bek olarak inceleriz. Arada camı alırız belki Neriman yerine. Kaya Wertz 99 doğumlu 1.90 boyunda. İşte bu çalışma oranı mesela sıkıntı orta orta. Tercih hareketleri 4, zayıf ayak 5. Tercih etti ayak sol, kontrolü de hızlanma türü. Yani özelliklere baktığımız zaman tabii hayvani gibi duruyor. Oyun tarzları da 10 taneymiş. Dinamo bastık biz. Sol bek, cam, santrafor, MO olarak oynayabiliyor. Arsenal'de yükseltmeli tabii herhalde. 94 olur diye ümit ediyoruz. Belki o zaman canavarlaşabilir yani sol bekte falan. Hızlanması 90, sprint hızı 98. Şut bitiricilik 85. Şut gücü mesela çok düşük abi. Şut gücü 80. Uzaktan şut 82. Ben bu plase plus verdikleri zaman uzaktan şut düşük olunca hiç sevmiyorum mesela yani MO'larda. Paslar iyi gibi duruyor. Görüş 93, orta açma 93, kısa pas 95, uzun pas 93, falso 97. Bunlar güzel. Serbest vuruş isabetli 62, hiç vurmasa bile olur yani. Çeviklik 83, denge 75, reaksiyon 92, top kontrolü 95, dribling 93, soğukkanlılık 93. Driplingi de bayağı iyi. Şimdi defans ve fizikselde de zıplama 96. Top kesme 84, kafa isabet 99'muş, müdahale 99. Oha. Yani deneyeceğiz. Dediğim gibi sol bekte güzel olabilir. Birinci sıradaki dörtlük maçında iki galibiyet alması gerekiyor. Artı bir alıyor. Dörtlük maçında 8 gol atarsa takımı bir tane de artı bir alıyor. 94 oluyor. Oyun tarzlarında da plase, ince pas ve teknik plus olarak geldi. Aşırtma şut, uzun topla pas, kesme pas, güçlü, ilk dokunuş, trivela, bir de havacı var. Yani sol bek için olabilir. Bakalım MO'da bir başlayalım denemeye de. Evet, bisker artık ya. Adamsın. Helal Havertz. Ben nasıl değişti bir anda futbolum ama bakın ciddileşince. Havertz. Aman be Havertz şimdi ya. Bak şimdi bak plaseye bak. Oy! Helal Havertz, helal. Lan! Ha gol. Vur! Ya oğlum böyle salaklıklar yapma işte be Hakan ya. Aman! Ne acele ediyorsun? Bomboşsun ya. Güzelim Havertz'in mis gibi basını yedik. Havertz'cim bravo Havertz. 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 Aman o neymiş lan? Evet. Havertz'i 8 maç oynatmışız. 2 gol 2 asist yapmış bizde. Nerede denedik? CM'de denedik. Sol bekte denedik. Forvet'te denedik. En son bir maç 4-1'den maç çevirirken iyi oynadı biraz. Pasları falan çok iyi. Paslarından memnun kaldım. Yani şutları aslında çok iyi değil ama 2 tane güzel golü var. İşte ikisini de güzel attı. Birini bireseyle uzaktan attık ki uzaktan şutu 82 mesela. Düşük yani, söylemiştim zaten en başta da. Aa, ikinci şutta da sol taraftan böyle gene 90'a yapıştırdı, sert vurdu bayağı. Uzaktan şut 82, şut gücü 80 ama öyle gibi vurmadı. Ondan sonra finisher'la denedik, engine'le denedik. Engine vardı, basmıştım galiba ilk başta, hatırlamıyorum şu anda. Yani yapılabilir abi, 94 olursa eğer yani yükseltmelerle birlikte güzel bir kart olabilir. Haber seven çok var bu sene. Ama bence bu kart sol bek oynamaz, onu söyleyeyim. Sol bek'i kötü. Ne yazık ki yetişemedi kimseye yani sol bekte oynattığımız maçlarda beni delirtti. Yani yapılabilir dediğim gibi size kalmış. Ben olsam yapar mıyım yapmam yani benim takım arasında ama hani yaparsam da CM oynatırım, başka hiçbir yerde oynatmam. Bu zaten teknik plus artık bütün bu kartlara geleceği için 3 tane oyun tarzı olan kartların çoğunda olur teknik plus'ta. Eskisi gibi bir önemi kalmayacağını düşünüyorum. Dediğim gibi plase'de ceza sahasına girip vurmasındansa uzaktan şutunun daha iyi olması lazım plase plus olan kartlarda. Ama size kalmış. Ben önermiyorum çok. Hani böyle gaza gelip de işte Havertz'in sol beki çok iyiydi, bunu da yapayım işte falan demeyebilirsiniz yani bence. Tabii yine siz kendiniz karar vereceksiniz. Benden Havertz yorumları bu kadar beyler. Öpüyorum hepinizi.